Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde artık AYT konularına başlayalım dedik. AYT konularından ilk olarak insan fizyolojisinden başlıyoruz. Yani bildiğimiz sistemler kısmından başlıyoruz. Birçok sistem var biliyorsunuz. Yaklaşık 7-8 tane sistem var. Bu sistemlerin hepsini teker teker göreceğiz. Şimdi sistemlere giriş yapmadan önce hayvansal dokular dediğimiz bir konu var. Hayvansal dokular genellikle sistemlerin içerisinde çıkıyor ama yani oralarda da bahsedeceğim. Ama yine burada bir toplu şekilde vermek istedim size hayvansal dokuları. Şimdi ilk önce doku ne demek? Bunun bir tanımını yapalım arkadaşlar. Doku, birden fazla hücrenin bir araya gelerek oluşturduğu yapılardır. Bu yapılar arkadaşlar belirli bir işlevi yerine getirmek üzere toplanırlar. Dolayısıyla biz bu yapıya ne diyoruz? Doku diyoruz. Daha sonra zaten hatırlayın TET kısmında organizasyonu da anlatmıştık. Dokular da bir araya gelerek neyi oluşturuyordu? Organları oluşturuyor. O zaman şöyle diyelim. Birden fazla hücrenin bir araya gelerek oluşturduğu topluluktur. Peki doku oluşturmamızdaki amaç nedir? Arkadaşlar amacımız belirli bir işlevi yerine getirmektir. Yerine getirmek. Şimdi mesela örnek verelim. Deri. Deri arkadaşlar bir dokudan oluşmaktadır sonuçta. Derinin işlevi nedir? Vücudumuzu dış etkenlerden korumak, işte mikropların girmesini engellemek, bu gibi özellikleri var. Dolayısıyla belirli bir işlevi yerine getirmek için dokular bir araya geliyorlar. Şimdi gelelim doku çeşitlerine. Hayvansal dokularda 4 çeşit doku vardır arkadaşlar. Hemen bu dokuların isimlerini yazalım. Şöyle 4'e ayırıyoruz dokuları. Evet, şöyle ayarlayalım. İlk olarak epitel doku işleyeceğiz. Daha sonra arkadaşlar bağ doku. Sonra kas doku işleyeceğiz ve sonra da sinir doku işleyeceğiz. Burada şimdi kas ve sinir dokuyu hani kısaca bahsedeceğim ama kas ve sinir dokuyu iskelet ve kas sistemiyle sinir sisteminde detaylı olarak yine işleyeceğim. Burada dediğim gibi kısaca bahsedeceğim. Şimdi gelelim bağ dokuya. Arkadaşlar bağ doku kendi içerisinde 6 gruba ayrılıyor. 6 çeşidi vardır. Biz bu çeşitlerine bakalım bağ dokunun. Şöyle bir tablo şeklinde yapalım. Daha sonra detaylarını işleyeceğiz zaten. Şimdi bağ dokunun 6 tane çeşidi var. Şöyle ayırayım 6'ya. Hemen isimlerini yazalım bunların. Arkadaşlar ilk olarak gevşek bağ doku. Gevşek bağ doku. Bunların ayrı ayrı tabii ki özellikleri var, görevleri var. İşleyeceğiz bunları. Daha sonra fibroz bağ doku. Kıkırdak doku. Kemik doku. Yağ doku ve kan doku. Bunlar da bizim bağ doku çeşitlerimizdir. Yani burada anlattığım dokular bağ dokudan köken alarak gelişen dokularımızdır. Şimdi epitel dokuya başlayalım ve epitel dokudan işleyelim arkadaşlar. Evet, epitel doku. Arkadaşlar epitel dokunun bazı görevleri var. Bu görevlere göre kendi içerisinde ayrılır yine epitel doku. İlk olarak görevi vücudun dış yüzeyini örtüyor. Bizim vücut içerisinde bulunan boşluklarımızı kaplıyor. Daha sonra organlarımızı çevreliyor. Biz bu yüzden bu yapıya örtü epiteli diyoruz. O zaman çeşitlerinden birisi neymiş? Örtü epiteli. Hemen yazalım. Örtü epiteli. Neymiş bu örtü epitelinin görevi? Vücudun dış yüzeyini örter. Daha sonra vücut boşluklarını
ve organların etrafını sarar. Etrafını sarar. Evet, örtü epiteli bu şekilde. Daha sonra gelelim arkadaşlar bir diğer epitel çeşidimize. Bir diğeri de salgı epitelidir. Bakın örtü epitelini anlattık. Bir de salgı epitelimiz vardır. Adı üstünde ne yapacak bu epitel? Salgı epiteli. Arkadaşlar salgı epitelinin görevi hormon, sindirim, enzimi, daha sonra süttür, gözyaşı gibi salgıları üretmektir. Salgı epitelinin görevi budur. Zaten adı üstünde salgı aklımız buradan gelecek. Nedir? Ürettikleri şeyler hormon, sindirim enzimi, süt, daha sonra mukus. Mukus dediğimiz bizim midemizin iç kısmında veya burnumuzda da üretilir arkadaşlar. Mukus. Gözyaşı gibi salgılar üretir. Gözyaşı, mesela ter de yazabiliriz buna, ter gibi salgılar üretir. Salgılar üretir. Evet, örtü epitelinin görevi de bu şekilde. Pardon, salgı epitelinin görevi de bu şekilde arkadaşlar. Gelelim, son bir epitel doku çeşidimiz var. Bu da duyu epiteli. Şimdi duyu epiteli, duyu dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Duyu organları değil mi? Arkadaşlar, duyu organlarında bulunan bir epitel dokudur. Duyu epiteli sinir sistemine bağlıdır ve sinir sisteminde bilgiyi üreten, bilgiyi sağlayan yapılardır. Şöyle diyelim, sinir sistemine bilgi sağlar. Bilgi sağlar. Yani duyu organlarında bulunarak bizim sinir sistemimizde bilgi sağlıyor. Zaten detaylarını işleyince de göreceksiniz neler olduklarını. Evet, epitel dokunun genel olarak başlıkları bu şekilde. Şimdi biraz daha detaylarına girelim. İlk olarak örtü epitelinden başlayalım arkadaşlar. Şöyle ben tablo şeklinde anlatacağım. Hani öyle çok fazla yazmak da istemiyorum. Tablo şeklinde kısa kısa anlatalım. İlk olarak örtü epiteli diyorum. Örtü epiteli. Arkadaşlar, örtü epiteli ikiye ayrılıyor. Tek katlı epitel doku, bir de çok katlı epitel doku olmak üzere. Şimdi tek katlı epitel doku ve çok katlı olarak ayıralım bunu. Tek katlı. Şöyle epitel dokuyu kısaca yazıyorum ve çok katlı epitel doku. Evet. İkiye ayrılıyor dedik. İlk önce tek katlı epitel dokudan başlayalım. Arkadaşlar tek katlı epitel doku da kendi içerisinde ayrılacak. Yassı, kübik ve silindirik olarak kendi içerisinde 3'e ayrılacak. O zaman isterseniz yazalım bunları da. Tek katlı yassı epitel. Bakın direkt tek katlısını yazmıyorum. Yassı. Direkt başlık olarak yazıyorum arkadaşlar. Kübik ve silindirik. Şimdi bunlar isimlerini nereden alıyor? Tabii ki hücrelerinden alıyorlar. Hücreleri yassı olanlar yassı epitel, biraz daha kübik şeklinde hani olanlar kübik epitel, silindirik şeklinde olanlar ise arkadaşlar silindirik epitel olarak isimlendirilir. Nerelerde bulunduklarını da yazalım. Genelde sorularda hani tek katlı yassı epitel nerede bulunur? Çok nadir de olsa çıkabilir. Yine biz işimizi sağlama alalım. Evet, yassı epitel nerede bulunuyor? Bizim akciğerlerimizde boşluklar vardır arkadaşlar. Biz bu boşluklara alveol diyoruz. Alveollerin iç yüzeyini örter. Alveoller. Daha sonra kılcal damarlarımızda bulunur. Kılcal damar. Arkadaşlar, atar ve toplar damarlarımızın iç yüzeyinde bulunuyor. Atar ve toplar damarın iç yüzeyi. Yüzeyi. Bir de bizim böbreklerimizde bir yapı vardır. Bowman kapsülü diyoruz biz bu yapıya. Böbreklerimizdeki bu Bowman kapsülünün yapısında bulunur. Bowman kapsülü. Ki zaten sistemleri işledikçe yine bunlardan tekrar tekrar bahsedeceğiz. Evet, yassı epitelin bulunduğu yapılar bunlardır. Gelelim kübik epitele. Arkadaşlar kübik epitel çok fazla bir yerde bulunmaz. Belirli yerleri vardır. İşte ilk olarak şunu söyleyelim. Böbreklerin
Tübül dediğimiz yapıları vardır. Yine aynı Bowman kapsülü gibi, bu da böbreklerde bulunan bir yapıdır. Böbrek tübüllerinde diyoruz. Böbrek tübülleri. Bir de birazdan bahsedeceğim. Egzokrin bezlerimiz vardır bizim. Egzokrin dışarıya salgılayan bezlerdir bunlar. Egzokrin bezlerin yapısında bulunur. Egzokrin bezler. Birazdan dediğim gibi salgı epitelinde bahsedeceğim. Evet, kübik epitelimizin bulunduğu yerlerde bu şekilde. Gelelim silindirik epitele arkadaşlar. Silindirik epitelimiz de iki yerde bulunuyor sadece. Sindirim sisteminin iç yüzeyinde, bir de arkadaşlar safra kesesinde bulunur. Yazayım şöyle. Sindirim sisteminin iç yüzeyi, bir de safra kesesi. Safra kesesi. Evet. Bulundukları yerler bu şekildedir. Dediğim gibi hücrelerine göre yassı, kübik ve silindirik olarak ayırdık ve nerelerde bulunduklarını da yazdık arkadaşlar. Gelelim çok katlı epitel dokuya. Evet, şöyle ayarlayalım. Arkadaşlar çok katlı epitel doku da yine aynı şekilde ayrılır. Yine bu da aynı tek katlı gibi üçe ayrılıyor. Yassı, kübik ve silindirik olarak. Yazalım şöyle. Yassı, kübik ve silindirik. Yine kısaca bulundukları yerlerden bahsedelim. Şimdi çok katlı dediğimize göre bir sürü hücrenin üst üste gelmesiyle oluşur çok katlı epitel doku. İşte bir sürü yassı hücre üst üste gelirse neyi oluşturacak? Çok katlı yassı epitel dokuyu veya kübik silindirik epitel dokuyu oluşturacak. Evet, yassı epitel dokuya baktığımızda omurgalı hayvanların deri tabakasında bulunuyor. Yani derimizde epidermis dediğimiz bir tabaka vardır. Üst deri dediğimiz bir tabaka burada bulunuyor. Şöyle yazalım. Omurgalıların üst derisinde. Üst derisinde. Parantez içinde isterseniz yazayım şöyle. Epidermis. Epidermis tabakasında bulunur. Çok katlı yassı epitel doku. Bu şekilde sadece bulunduğu tek bir yer vardır. Gelelim çok katlı kübik epitel dokuya arkadaşlar. Kübik epitel doku da ter bezlerimizde bulunuyor. Ter bezleri bunları oluşturuyor bizim çok katlı kübik epitel dokumuz. Son olarak çok katlı silindirik epitel de yazalım. Bu da tükürük bezlerinde, idrar yollarında, tükürük idrar yolları gibi kısımlarda bulunuyor arkadaşlar. Evet, epitel dokuyla ilgili, yani daha doğrusu şöyle söyleyelim, örtü epiteliyle ilgili yazacaklarımız bunlar. Örtü epitelini ikiye ayırmıştık. Tek katlı ve çok katlı olarak. Tek katlı kendi içerisinde üçe ayrıldı. Yassı, kübik ve silindirik olarak bulundukları yerleri de yazdık. Aynı şekilde çok katlı epitel dokuyu da arkadaşlar üçe ayırdık. Yassı, kübik ve silindirik olarak bunlar da yine bulundukları yerleri yazdık. Şimdi sıradaki epitel dokumuza geliyoruz. Bakın ne dedik? Örtü epiteli dedik. Örtü epitelini anlattık. Şimdi gelelim salgı epiteline. Evet. Şöyle yine ayıralım. Salgı epiteli. Arkadaşlar salgı epiteli de hücre sayısına göre ayrılıyor. Tek katlı salgı epiteli, pardon, tek hücreli salgı epiteli ve çok hücreli salgı epiteli olarak. Şöyle ayırayım isterseniz, yine bunu da tablo olarak yapalım. Bulundukları yerleri yazacağız. Tek hücreli salgı epiteli, yine kısaca yazıyorum. Bir de çok hücreli salgı epiteli. Bunların da bulundukları yere yazalım. Arkadaşlar, tek hücreli olan salgı epitelimiz tek çeşit hücreden oluşmaktadır. Bu hücrelerin de özel bir ismi vardır. Bu hücrelere biz goblet hücreleri diyoruz. Bakın, goblet hücreleri mutlaka karşınıza çıkar. Goblet hücreleri. Goblet hücreleri peki nerede bulunuyor? Solunum ve sindirim kanallarının iç yüzeyini örtüyor arkadaşlar. Burada mukus salgılıyor. Bakın tek görevi vardır mukus salgılamak. Peki mukus bizim vücudumuzun neresinde vardır? Solunum
kanalımızda, bir de sindirim kanalının iç yüzeyinde bulunuyor arkadaşlar. Sindirim kanalının iç yüzeyleri. Ne yapıyordu? Görevi neydi? Mukus salgılamaktı. Mukus salgılar diyoruz. Evet, goblet hücreleri bu şekilde. Tek hücreli salgı epitelinin yapısı böyledir arkadaşlar. Goblet hücrelerinden oluşur. Gelelim çok hücreli salgı epiteline. Çok hücreli salgı epitelini biz ikiye ayırıyoruz. Bez olarak bunlardan bahsedeceğiz. Şöyle ikiye ayırayım ben. Az önce dedim ya salgı epitelinde bahsedeceğim diye. Endokrin bez ve egzokrin bez. İlk önce egzokrin bez yazalım. Sonra da arkadaşlar endokrin bez yazalım. Şimdi isminden zaten çıkaracağız. Şimdi egzo dışarı demektir. Dış, dışarı anlamında kullanılır. Eğer ki salgısını vücut dışına veriyorsa biz buna egzokrin bez diyoruz. Şimdi vücut dışı dediğimiz zaman vücut içindeki boşlukları da düşünebilirsiniz. Mesela midedir, bağırsaklardır. Bu gibi yapıları da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar egzokrin bezlerdir. Örnek verelim. Şunu yazalım ilk önce. Salgısını vücut dışına ya da vücut boşluklarına bırakır. Vücut boşluklarına bırakır. Evet, nerelerde bulunur peki? İşte mesela vücut dışını düşünün. Vücut dışına nerelerden salgı gelir? Gözyaşından gelir mi? Gözyaşı bezleri o zaman egzokrin bezlerdir. Yine ter bezlerimiz egzokrin bezlerdir arkadaşlar. Daha sonra vücut içini düşündüğümüz zaman enzim salgılayan bezler vardır. Bunlar yine bizim egzokrin bezlerimizdir. Gözyaşı, ter ve enzim salgılar diyoruz. Evet, egzokrin bezler bu şekilde. Ne dedik? Egzo dış demek veya dışarı demek. Salgısını vücut dışına salgılayan ya da vücut boşluklarına salgılayan bezlere biz egzokrin bez diyoruz. Gözyaşı, ter, enzim gibi salgılar salgılıyor. Gelelim endokrin bezlere. Bakın buradaki endokrin bez önemlidir. Bu endokrin bezleri ayrıca genel bir sistem olarak göreceğiz. Endokrin sistem, yani hormonal sistem olarak. Arkadaşlar endo iç, içeri demektir. Salgısını kana veren bezlerdir arkadaşlar bunlar. Salgısını kesinlikle vücut dışına veya vücut boşluğuna bırakmaz, kana verir. Yazalım. Salgısını kana veren bezlerdir. Bunların salgılarının özel bir ismi vardır arkadaşlar. Hormon. Salgılarına hormon diyoruz. Salgılarına hormon denir. Evet, hormonları dediğim gibi daha sonra göreceğiz detaylı olarak. Peki hangi bezler mesela, örnek verelim birkaç tane. Mesela tiroid bezleri, paratiroid bezleri, yine bizim beynimizde bulunan hipofiz bezi arkadaşlar. Bunlar bizim endokrin bezlerimizdir. İsterseniz birkaç tane örnek yazayım yine bulunsun. Hipofiz, tiroid, paratiroid. Paratiroid gibi bezler. Yani daha bir sürü var ama dediğim gibi bunları ayrıca bir sistem olarak işleyeceğiz. Evet. Örtü epitelini işledik. Örtü epiteli içerisinde arkadaşlar işte ikiye ayırdık. Tek katlı, çok katlı gibi. Salgı epitelini işledik. Salgı epitelini de ayırdık, işledik. Gelelim şimdi epitel dokuda son konumuz olan duyu epiteline. Duyu epiteli de yine duyu organlarında yine bahsedeceğiz arkadaşlar. Ama şöyle bir yazalım. Duyu epiteli diye. Duyu epiteli. Şimdi duyu epiteli duyu organlarında bulunarak dış ortamdan uyarıları alır ve bunları sinir sistemine aktarır. Hemen yazalım isterseniz. Dış ortamdan alınan uyarıları nereye aktarıyor? Sinir sistemine aktarıyor. Dış ortamdan alınan uyarıları sinir sistemine aktarır. Sinir sisteminde duyu nöronları dediğimiz nöronlar vardır. Bunları aktarır. Parantez içinde yazayım. Duyu nöronlarına aktarır. Peki bunların çeşitleri var mı?
Vardır. Üç tane çeşidi vardır arkadaşlar. Hemen yazalım. Bunlardan ilki kemoreseptör. Kemoreseptör isimlerinden çıkaracağız yine ne olduklarını. Diğer arkadaşlar mekanoreseptör ve son olarak da fotoreseptör. Şimdi bunlar bizim duyu organlarımızda bulunduğuna göre hangi duyu organlarında bulunuyor? Bunları yazalım. Kemoreseptör. Kemo kimyasal madde. Bakın kimyasal. O zaman bu reseptör kimyasal bazı olayları algılıyor. Neyi algılar? Arkadaşlar tat algılar, koku algılar. O zaman tadımızın algılandığı duyu organımız nedir? Dilde bulunur. Kokunun algılandığı duyu organı nedir? Burun. Burunda da yine kemoreseptörler bulunur. Gelelim mekanoreseptöre. Mekanoreseptör mekanik etkiler. Yani işte basınç, sıcaklık gibi olayları algılıyor. Soğukluk olabilir, sıcaklık olabilir. Bu gibi olayları algılıyor. Peki nerede bulunacak? Deride bulunur. Sıcaklık, soğukluk, basınç gibi olayları algılar. Daha sonra kulakta bulunur arkadaşlar. Kulakta da yine basıncı algılar. Gelelim fotoreseptöre. Bakın foto. Foto ışık demektir. Işın demektir. Işın, ışık. Işığın algılandığı duyu organımız hangisi? Gözdür. O zaman bizim fotoreseptörümüzde nerede bulunacak? Gözde bulunur. Evet, duyu epitelini de böylelikle bitirmiş bulunmaktayız. Videoyu burada bitirelim. Dediğim gibi videolar 20 dakikayı geçmemesine özen gösteriyorum arkadaşlar. O yüzden yaklaşık 20 dakikalık, 21 dakikalık bir video oldu. Geriye kalan hayvansal dokular kısmını da bir sonraki videomuzda anlatayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.